depremin ardından 20. ayını geride bırakmasına rağmen hala Adıyaman'da hiçbir okulumuzda tam anlamıyla eğitim öğretimin yapıldığını söyleyemeyiz. Evet, Milli Eğitim yetkilileri 28 okulun tamamlandığını söylese de sahada gözlemlediğimiz bunun bir elin parmaklarını geçmeyen okul sayısı kadar okulun eğitim öğretim sürecine dahil edildiğini görüyoruz. Tabii ki hala insanlar geçici barınma alanlarında, konteyner kentlerde ve çadır alanlarında yaşamını sürdürmek zorunda. Bir an önce kalıcı konutların tamamlanması ve halkımızın bu konutlara yerleşmesi çağrısında buradan yeniliyoruz. Okulların hiçbiri eğitim öğretim sürecine hazır değil. Bu Adıyaman için de böyle, Türkiye'nin geneli için de böyle. Ciddi anlamda bir temizlik sorunu var okullarda, servis sorunları var okullarda. Taşımalı eğitimin kaldırılmasıyla beraber kaldırılan servislerden kaynaklı birçok öğrenci ve eğitim emeklisi bugün eğitim kurumlarına ulaşamıyor. Eğitime erişim sıkıntı yaşıyor bugün. TYT uygulamasının kaldırılmasıyla yeni getirilen sistemle okullarda temizlik sorununun ciddi anlamda ortaya çıkacağını buradan ifade ediyoruz, öngörüyoruz. Haftada 3 gün okullarda temizlik yapılması mümkün değil. Okulların her gün temizlenmesi ve sınıfların hijyenik koşullarda öğrencilerin eğitimini açılması gerekiyor. Bunu bir kez daha buradan ifade ediyoruz. Tabii ki bugün ülkede milyonlarca çocuk ana dilinde yoksun bir şekilde de eğitime başlamak zorunda kaldı. Ülkede Türklerin yaşadığı gibi Kürtlerin, Ermenilerin, Azerilerin, Çerkezlerin ve Anadolu'da birçok halkın çocukları bugün okullara kendi ana dillerinden yoksun bir şekilde eğitime başladılar. Eğitimsel olarak laik, bilimsel, demokratik ana dilinde eğitim hakkını savunuyor ve bunun yaşamsallaşması için mücadele kararlılığını buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Yine bildiğiniz gibi yakın zamanda bir müfredat değişikliği yapıldı ve bugün bu müfredat bütünlüklü olarak okullarda uygulanmaya başlanıyor. Bu müfredat hazırlanırken hiçbir şekilde eğitimin bileşenlerine sorulmadığı gibi uygulamasında da ciddi anlamda sorunlarla karşılaşan yine eğitim emekçileri oldu. Milli Eğitim Bakanlığı bu müfredatın içeriğine ilişkin bizim aylardır ifade ettiğimizi aslında bugün itiraf etti. Bu müfredatın biz ırkçı, gerici, cinsiyetçi olduğunu başından beri ifade ettik. Milli Eğitim Bakanlığı da bugün bizi teyit etti. Çünkü bugün okullarda ilk dersin Çanakkale'den Gazze'ye vatan savunması diye ders olarak işlenmesi şeklinde bütün okullara, bütün eğitim emekçilerine bir çağrı yapıldı. Eğitimsel olarak biz hiçbir savaşın haklılığının olmadığını ve bir savaşın çocukların eğitim dersi olamayacağına, eğitim konusu olamayacağına ilişkin bir belirlememiz var ve bugün biz de ilk dersi barış temalı, demokrasi temalı, özgürlük temalı olarak işliyoruz da üyelerimize bu yönlü çağrımız, bütün eğitim emekçilerine çağrımız bu yönde. Evet, derinleşen bir yoksulluk sorunu var ülkede. Eğitim emekçileri gibi bütün halkımız her geçen gün daha da yoksullaşıyor. Bu yoksulluğun eğitim emekçileri ve halkımızla sınırlı kalmadığını da biliyoruz. Çocuklarımız da, öğrencilerimiz de bu yoksulluktan payını alıyor. Çünkü bugün çocuklar okula bir okul çantasıyla gidemiyor. Okulda bir öğün yemek yiyemiyor. Kantinden bir tost alıp beslenemiyor. Ve sağlıklı beslenemediği gibi sağlıklı bir eğitim süreci de sürdüremiyor. Çünkü bugün bir öğrencinin en basit malzemelerle kırtasiyeden bir okul çantasını doldurmaya çalışsanız bunun maliyeti 6 ile 10 bin lira arasında değişiyor. Bunun yanına eğitimin diğer masraflarını da dahil ettiğimizde ciddi anlamda ailelerin, ebeveynlerin ekonomi krizden kaynaklı çocukların okula erişiminde dahi ciddi sıkıntıların yaşandığını görüyoruz. Yine dediğimiz gibi çocuklarımız aç, okula aç gidiyorlar ve okuldan aç dönüyorlar. Dolayısıyla biz eğitimsel olarak çağrımızı buradan tekrar yeniliyoruz. Bütün çocuklara okulda bir öğün ücretsiz, sağlıklı yemeğin verilmesi için çağrımızı da kararlılığımızla buradan sürdürüyoruz. Evet, Büyük Başkanımızın dediği gibi bugün 2024-2025 eğitim öğretim yılı okullarda başladı. Ama özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra depremin en çok yıkım yaşadığı kentler olan Adıyaman, Hatay, Maraş, Malatya gibi illerde